Tek istekleri müziklerini yapıp ekmek paralarını kazanmaktı. Fakat İstanbul'da Eyüp Sultan'da sokak müzisyenleri yine zabıta engeline takıldı. Enstrümanlarının alıkonulmasına da isyan ettiler. Çok zor ama yakındı kendimi toplama. Bugün şu an arkadaşlar böyle. Kapatma sakın onu. Gidiyorlar, anladınız mı? Bu kaçıncı müdahale? Gitarını alırım, alamazsın. Biz artık tepkilerden sıkıldık. Zabıta işte bu müziği istemiyor. Öldürdün artık nabzımı yoklama. Söyle. Diyorlar, anladınız mı? Zabıta nereye müdahale ediyor? Ne güzel söylüyorlar. Artık zabıtalara isyan ediyoruz. Ben de böyle şanssız bir kulum. Yine Eyüp Sultan, yine aynı genç müzisyenler. Sürekli zabıtalar tarafından rahatsız ediliyorum. Yaklaşık 1,5 ay önce zabıta müzisyenlere müdahale etmişti. Bir ay falan bizi hiç dokunmadılar, kaldırmadılar bizi. Aradan haftalar geçti ve zabıtalar aynı genç müzisyenlere yine müdahale etti. Geldiler, dediler ki kaldır buradan. Zabıtanın müdahalesi yine ben canlı yayındayken gerçekleşti. Gel bakalım bir şeyler Alper Bey. Müdürleri demiş ki gitarlarını ertesi gün odamda görmek istiyorum. Bakın şu an arkadaşlar böyle. Kapatma sakın onu. Gidiyorlar, anladınız mı? Hiç doğru bulmuyorum. Çok da beğeniyorum. Yan 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 yanmam lazım. Yani zabıtanın gürültüye ceza kesme etkisi var. Müziğe ceza kesme etkisi yok. Bence müzik özgür bırakılmalı. Alper Albayrak ve Furkan Müftüoğlu birlikte müzik yapıyorlar. Kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra bir mekanda, bir sahnede iş bulamadılar. İş arıyorum, iş imkanı yok. Sokakta müzik yapıyorum, yaptırmıyorlar. Ne yapacaklar? Şuna izin verilmez mi? Bu çok güzel bir şey. Benim enstrümanımı benim elimden kimse alamaz. Yani biz bu ülkenin gençleriyiz. Sokakta müzik yapmaktan hiç vazgeçecek gibi görünmüyorlar. Ben müziğimi susturmayacağım. Gençlerimizin hakkı. Doyasıya yaşamaları lazım. Ben